Altın veren ağaç. Uzun yaz gecelerinde yaylalarda yapılan en güzel şeylerden birisi de akşam sohbetleriydi. 7'den 70'e herkes yerlere serilen kilimlere oturur, bir yandan çaylar yudumlanır, bir yandan da tatlı tatlı sohbetler. Çocuklar en çok Hikmet'in dedesinin yanında toplanıyorlardı. Çünkü büyük baba çok güzel hikayeler anlatıyordu. O akşam laf döndü, dolaştı, altın veren ağaca geldi. Bu ağaç öyle bir ağaç türüydü ki toprağa dikilir dikilmez büyümüş ve kısa bir süre içinde de 3 kese altın vermişti. Bu ne biçim bir ağaçtı böyle? Onun türü neydi? Yoksa Hikmet'in dedesi paralarını bu ağaçtan mı kazanıyordu? Her isteyen bu ağaca sahip olabilir miydi? Çocuklar bu ve benzer soruların cevaplarını öyle merak ediyorlardı ki, bunun için büyük babanın anlatmaya başladığı bu hikayeyi can kulağıyla dinliyorlardı. Büyük baba yine ses tonunu derinleştirerek konuşuyordu. Bundan çok eski zamanlardı. Çok güçlü ve mutlu bir ülkenin adaletli bir sultanı vardı. Zaten bir ülkenin sultanı zalim ise o ülkenin güçlü ve mutlu olması mümkün değildi. Bu adil sultan zaman zaman kılık değiştirir, ülkenin en ücra köşelerine kadar giderdi. Bunu yapmaktaki amacı halkının durumunu yakından görmekti. Atalarımız ne demiş? Görmek, duymak gibi değildir. Bir gün bu sultan adamlarıyla birlikte yine böyle bir seyahate çıktı. At üstünde dere tepe gündüz gece yol aldılar. Kuşluk vaktinde bir köyün yakınından geçerken tarlada çalışan yaşlı bir adam gördüler. Yaşlı adam sabah namazından sonra yatmamış, sabahın köründe harıl harıl ağaç fidanları dikiyordu. Kılık değiştirmiş sultan ve yanındakiler bu çalışkan köylüye selam verip yaklaştılar. Yaşlı adam Allah'ın selamını alarak yabancıları güler bir yüzle karşıladı. Onlara bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu. Sultan bu misafirperverliğe çok sevindi. Yaşlı adama teşekkür ettikten sonra ona şu soruyu sordu. Ey babacığım, elindeki şu ağaç fidanlarını dikiyorsun ama acaba bunların meyvesini yemeye ömrün yetecek mi? İhtiyar adam hiç duraklamadan cevap verdi. Evlat, o Allah'ın bileceği bir iştir. Nasip olursa yerim, olmazsa yemem. Zaten ben illa da meyvesini yemek için bunları dikmiyorum ki. Çünkü bizden önceki atalarımız ağaç dikmişler, onların meyvelerini biz yedik, elhamdülillah. Şimdi biz ağaç dikelim ki bizden sonra gelecek torunlarımız onların meyvelerini yer inşallah. Adil Sultan bu cevaptan çok hoşlandı. Adamlarına işaret etti ve yaşlı adama hemen bir kese altın verildi. Keseyi alan ihtiyar sultana teşekkür ettikten sonra hiç duraklamadan şöyle söyledi. Gördün mü evlat? İşte Yüce Allah bana şu fidanların meyvesini yemeyi nasip etti. Şükürler olsun ona. Bu cevap da sultanın çok hoşuna gitti. Ve adamlarına yine işaret ederek bir kese altın daha verdirdi. İkinci keseyi alan ihtiyar sultana teşekkür ettikten sonra sevinç içerisinde gülümsedi ve Allah'a şöyle şükretti. Hey kurban olduğum Allah'ım, şimdiye kadar bu civardaki ağaçlar senede bir defa meyve veriyordu. Oysa bu sabah şu fidanlar daha dikildikleri anda 2 kere meyve verdiler. Sana sonsuz şükürler olsun. İyilik ve lütufların gerçek sahibi olan Yüce Allah'ı da unutmayan yaşlı adamın bu sözleri de sultanın çok hoşuna gitti. Adamlarına 3. kese altın vermelerini emretti.
emretti ama altını verdikten sonra ihtiyarın ağzını açmasına fırsat vermeden derhal oradan uzaklaştılar. Yolda giderken Adil Sultan adamlarına şöyle diyordu. Bu muhterem ihtiyarın yanında biraz daha kalsaydık cebimizde 5 kuruş para kalmayacaktı. Yayladaki çocuklar bu hikayeyi çok beğendiler. İçlerinden birisi şöyle bir nükte yaptı. Yarın ben de bir fidan dikeceğim. Bakalım benim diktiğim ağaçta 3 kese altın verecek mi? Havadan konuşuyoruz. Güneş ışınları tam tepeden geldiğinde çocuklar serinlemenin çeşitli yollarını arıyorlardı. Bazen göle yüzmeye gidiyorlar, bazen de başlarını su dolu kovalara sokuyorlardı. Bu esnada sayı sayıyorlar, kimin başını daha fazla su tutabildiğini ölçüyorlardı. Ayrıca kovanın içerisinde guruk guruk diye sesler çıkartıyorlardı. Aslında bu biraz tehlikeli bir oyundu. Çocuklar yanlarında büyükler olmadan bu oyunu asla oynamamalıdır. Neyse ki bizimkilerin yanında her zaman büyüklerden biri oluyordu. Bu oyunlar esnasında hakime bir şeyin farkına vardı. İnsan suyun içerisindeyken konuşamıyordu. Acaba niye? İşte bunun sebebini dedesine sordu. Büyük baba ona kısaca havadan diye cevap verdi. Hakime bu cevabı tam anlamıyla anlayamadı. Dedesinden açıklamasını istedi. O zaman dedesi şöyle konuştu. Yavrum, şu güzel dünyamızdaki en büyük nimetlerden birisi de havadır. Onun olmadığı gezegenlerde hayat cıvıltısına rastlamak mümkün değildir. Hava, insanların, hayvanların ve bitkilerin hayatı için en önemli yardımcılardan biridir. Havanın faydalarını saymakla bitiremeyiz. Hava olmazsa konuşamazdık. Yani konuşmamız hava sayesinde gerçekleşmektedir. İşte bundan dolayı başımız suyun içerisindeyken konuşamayız. Hakime işte şimdi sorunun cevabını almıştı. Fakat şu soruyu sormadan da kendisini alamadı. Hava olmazsa başka neler yapamazdık dedeciğim? Dedesi, hava olmazsa aynı zamanda duyamazdık. Tatlı kuş seslerini, kuzu meleğişlerini işitemezdik. Dahası hava olmazsa bir anda ölürdük. Boğulma denilen şey hava ile bağlantımızın kesilmesidir. Hava alamayan canlı boğularak ölür. O halde hava bir bakıma hayat demektir. Hakime dedesinin bu açıklamalarından sonra vay be hava ne kadar da önemliymiş demekten kendisini daha sonra dedesi evet, hava bütün canlılara yardım eden bu kadar kıymetli bir yardımcı ve dost olmasına rağmen ne yazık ki insanlar onu küstürecek birçok şeyler yapıyorlar. Örneğin zehirli gazlarla onu kirletiyorlar. Ayrıca birer temiz hava fabrikaları olan şu güzel ormanları da yok ediyorlar. Bu kötü davranışlardan dolayı Allah havayı dünyamızdan ya tamamen uzaklaştırırsa, düşüncesi bile korkunç. İşte bütün bunlardan dolayı bu büyük dost ve yardımcımızla çok iyi geçinmeliyiz. Bunun için onu tertemiz tutmalı, özellikle de ormanları çok iyi korumalıyız. Havanın ne kadar önemli olduğunu kavrayan hakime, onun ne kadar büyük tehlikeler altında olduğunu da anlamıştı. Anlamıştı ama insanların kendi hayatları için bu kadar önemli olan havaya ve diğer varlıklara niçin bu kadar zarar verdiklerini bir türlü anlayamıyordu. Gerçekten de bu akıl alır bir iş değildi. Çünkü insanlar havaya zarar vermekle aslında kendilerine zarar veriyorlardı. Birkaç ay sonra yaz sona erdi. Fakat bizim çocuklar
kainata başka bir gözle bakmaya başlamışlardı. Evet, çocuklar bu yeni kardeşlerini çok sevdiler ve onları her türlü tehlikeden korumaya karar verdiler.